Bundan birkaç sene önce böyle bir telefon listesi yaptığımda gerçekten hangi telefonu koyacağımı şaşırıyordum. Ama bugün de bu listeye telefon bulmakta hakikaten çok zorlandım. 2000 TL'ye kadar olan akıllı telefonlar listeme bir gelin hep birlikte yakından bakalım. Biliyorsunuz kanalı yeni açtım ve tabii ki bu kanalı büyütebilmem için sizlerin desteğine ihtiyacım var. O yüzden kanalıma abone olur, videoyu beğenir ve diğer videolara da bir göz atarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Videonun başından şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu fiyatların sebebi ne benim, ne de sizsiniz, ne de şöyle söyleyeyim, yani ben zam yapmıyorum ya da bu fiyatların güncellenmesine sebep olan kişi ben değilim ve ben de açıkçası bu tarz cihazları sizlere anlatmaktan dolayı çok da mutlu değilim. Hani dolayısıyla bana kızacaklar için ben böyle bir uyarıda bulunmak istedim ve listenin ilk sırasındaki akıllı telefonumuzla başlayalım isterseniz. Vestel'in Venus Go 8 GB isimli bir akıllı telefonu var listemizin başında. Bu akıllı telefona baktığımız zaman Go uzantısını görüyoruz ve bu Go uzantısı bir Android Go'ya sahip bir Android cihaz olduğunu bizlere gösteriyor. Dolayısıyla bu akıllı telefondan alo demek ve daha fazlasını yapabilmek konusunda oldukça düşünceye girmeniz gerekiyor. Çünkü bu telefonla böyle alo dedikten sonrasını yapmanız çok da kolay olmayabilir sizler için. Telefonun fiyatı tabii ki güzel. Hani 1150 ila 1300 TL bandında değişen bir fiyatı var. Dolayısıyla hani bu fiyat bandında bir akıllı telefon arıyorsanız bir göz atabilirsiniz diyeyim ve listemizin ikinci sırasında yer alan Doge X95 modeli bir akıllı telefon var. Bu telefona bir yakından bakalım isterseniz. Cihazın tasarım anlamındaki güncelliği güzel olmuş. Yani güncel bir tasarımı var ve böyle alıp işte masaya koyduğunuzda, cebinize taşıdığınızda, bir ortama girdiğinizde vesaire en azından güncel tasarıma sahip bir akıllı telefona sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz veya hissedebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii fiyat güncel bir tasarıma göre düşük. Hani bundan dolayı da baktığımızda performansın da düşük olduğunu sizlere söylemem lazım. Tasarım güzel ama günlük işlerden fazlasını yapabileceğiniz bir akıllı telefon yine değil. Ancak kamera anlamında birazcık marka çalışmış, bir şeyler yapmaya hani uğraşmış. Dolayısıyla gün ışığı altında güzel bir sonuç sizlerle buluşturabilir bu akıllı telefon kimi zaman. Hani bunları da böyle bir yorum olarak sizlerle paylaşmak istedim. Cihazın depolaması 16 GB ve fiyat bandına baktığımızda ise 1300 ila 1350 TL bandında bir fiyatının olduğunu görüyoruz. Doge X95 16 GB modeli akıllı telefonu. Yaklaşık 5 yıllık bir model LG K10 2017'den sizlere bahsetmek isterim. Cihazın tasarımı 5 yıl önceki güncel Android cihazı çoğunda gördüğümüz bir tasarım sevgili dostlar ve bu akıllı telefonda da yine hani giriş seviyesi bir cihaz olduğu için telefon konusunda sizi üzmeyecek, mesajlaşma konusunda sizi üzmeyecek bir akıllı telefon, ancak daha fazlasını kesinlikle beklememeniz gereken bir başka cihazımız olarak karşımıza çıkıyor. LG K10 2017 ise 1450 ila 1500 TL bandında şu günlerde satılıyor. Eğer satın almayı düşünürseniz bir bakabilirsiniz. Listenin böyle aslında ortalarına doğru gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bu listedeki telefonların çoğu, hatta birçoğu arkadaşlar, genellikle alo demek için kullanabileceğiniz cihazlar. Ve tabii 2000 TL'ye kadar diyorum ama bir nevi bu işte dedeye, babaanneye, anneanneye vesaire de telefon listesi olabilir. Hani biraz daha onlara yönelik cihazlar arıyorsanız da bu telefonlar işlerini görebilir ya da böyle telefon kullanmayı daha seven anne babalara da yine bu listeden cihazlar önerilebilir. Sizlerin tabii ki tercihi burada daha çok önemli. Ve her ne kadar bu markayı sevmesem de, ki kendimce hakikaten haklı sebeplerim var, biraz kısa değinirim sizlere ama listede yine bu telefona da yer vermek istedim. Çünkü anladığım kadarıyla bu cihaz bu fiyat bandında bayağı satıyor ve sizlerin de merak ettiği bir model. Modelimiz Reader P13 Blue Mac Pro Lite 2022 modeli. Şöyle bir notuma bakmak istedim çünkü hakikaten çok uzun bir marka ve modele sahip bu cihaz. Şimdi tasarım anlamında bu akıllı telefon evet güncel bir tasarıma sahip. Ancak detaylarına indiğimizde bu akıllı telefon aslında Reader'ın kendi ürettiği bir cihaz değil. Çin'de belli başlı markaların ürettiği, kendi markanızı üzerine bastırabileceğiniz bir akıllı telefon. Dolayısıyla piyasada daha ucuza bulabilir misiniz? Belki bulabilirsiniz farklı şekillerde, farklı markalara bürünmüş şekilde. Ancak Reader'da bu akıllı telefonun fiyatı 1900 ila 1950 TL bandında. Tasarımı güncel arkadaşlar. Android 11 ile geliyor olması hakikaten önemli bir avantaj ama tabii ki dediğim gibi performans anlamında çok büyük şeyler bu akıllı telefondan beklememenizi sizlere kesinlikle önermek isterim. Hani aklınızda varsa da, eğer alacağım ben Reader'a kesin kafayı koydum diyorsanız da, en azından bu modeli tercih ederseniz bir tık daha mutlu olabilirsiniz diyeyim. Ve zamanında çıktığında benim çok beğendiğim bir akıllı telefon modeli olan Nokia 5 ile devam etmek istiyorum. Nokia 5 çıktığında Nokia 8 ailesiyle birlikte böyle işte Nokia 5, Nokia 8 falan diye çıkmıştı ve aslında
çok da güzel bir lansman yapmışlardı ülkemizde. O lansmana katılma fırsatını bulan teknoloji editörlerinden biriyim ve çok da mutlu olmuştum Nokia geriye dönüyor diye. Tabii ki eski bir akıllı telefon, sizlere anlatacağım bu akıllı telefon. Ancak 2000 TL bandında bulabiliyorsunuz Nokia 5'i. Nokia severler de aramızda vardır. Cihazlar güzeldi, kaliteliydi, parmak izi okuyucu ve birçok farklı teknik detay yine içerisinde bulunuyor. Snapdragon 400 serisi bir işlemci vardı bu akıllı telefonda. Beğenmiştim. Hani günlük işler için yeterli sayılabilir seviyede bir akıllı telefon. Dolayısıyla eğer bir arayış içindeyseniz Nokia 5'e de bir göz atabilirsiniz diyeyim ve tabii ki bonus akıllı telefonumuz olmazsa olmaz diye bonus cihazı da bir değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz artık telefon yenileme, efendime söyleyeyim eski cihazları bir daha böyle dönüştürme gibi şeyler ülkemizde çok rövaçta çünkü fiyatlar aldı başını gitti. Bunları konuşmayacağım tabii ki. Ve tabii böyle bir durumda bir iPhone 7 hala satın alınabilir mi sorusunu da cevaplamak istiyorum. Evet, bence bonus olarak bu listede iPhone 7 yer almalı. Çünkü iPhone 7 günümüzde hala birçok Android cihaza göre daha iyi performans sunabilen bir akıllı telefon. Ve tabii fiyatına da baktım biraz. İkinci el piyasasında böyle 2000 TL, 2500 TL arası dalgalı bir fiyatı var. Burada sizlerin dikkat etmesi gereken şeyler tabii ki telefonun temiz olması. Mutlaka bir tamir görmüştür cihaz. Ama tamir gördüyse de usta bir el tarafından bir tamir görmüş olması önemli. Tabii Touch ID'nin çalışıyor olması önemli ve pil sağlığı da burada çok büyük bir önem arz ediyor iPhone'lar için. Hani içinize sinen temiz bir iPhone 7 bulursanız 2000 lira 2500 TL bandında hani bonus olarak listeye de eklemek istediğim bir tavsiye olarak sizlerin de böyle cebinde bulunsun sevgili dostlar. Sizler nasıl buldunuz listeyi ve tabii ki bu telefonları ve tabii kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz de beni çok çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.